Tüm kampanyalarımızdan haberdar olmak için dijital Migros'a migros.com.tr ya da Migros mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. Migros size iyi gelecek. Milo Puff ile her zaman ve her yerde hijyen sağlamanın puf noktaları. Hijyen sağlamak için önce Milo Puff'u 4'e katlayın, üzerine kolonya veya alkollü dezenfektan uygulayın. Sık kullandığınız eşyaları, yüzeyleri ve dışarıdan getirdiklerinizi iyice silin. Milo Puff'u tek sefer kullanın ve çöpe atın. Üstelik evinizden çıkmadan sipariş vermek için Milo Puff, şimdi Migros Sanal Market. Umutla yarına bayram konserleri Migros TV ile evinize geliyor. Fettah Can'la canlı konser bayramın 3. günü saat 21'de sizi bekliyor. Hemen Migros TV YouTube kanalına ücretsiz abone olun. Bayrama özel canlı konserleri kaçırmayın. Umutla yarına bayram konserleri Migros TV ile evinize geliyor. Muazzez Ersoy'la canlı konser bayramın 1. günü saat 21'de sizi bekliyor. Hemen Migros TV YouTube kanalına ücretsiz abone olun. Bayrama özel canlı konserleri kaçırmayın. Selam Mert, sana nasıl yardımcı olabilirim? Hava durumu, trafik durumu, yemek tarifleri, ışıkları aç, kapa. Uf, bu kutuda bulup ben de bulamadığı ne var? Red Bull kanatlandırır. Umutla yarına bayram konserleri Migros TV ile evinize geliyor. Hemen Migros TV YouTube kanalına ücretsiz abone olun. Bayrama özel canlı konserleri kaçırmayın. Umutla yarına bayram konserleri Migros TV ile evinize geliyor. Fatih Ürek'le canlı konser bayramın 2. günü saat 21'de sizi bekliyor. Hemen Migros TV YouTube kanalına ücretsiz abone olun. Bayrama özel canlı konserleri kaçırmayın. Merhaba sevgili Migros TV izleyicileri. Hepinize keyifli bir gece diliyorum. Bu akşamki konuğum bir müzik kadını. Çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir yorumcu. Hepinizin de şarkılarınızı çok sevdiğiniz Yeşim Salkım. Canlı yayınımızı Migros TV YouTube kanalından hem de Migros Türkiye Instagram sayfasından izleyebilirsiniz. Şimdi konuğuma bağlanmadan önce Migros şefimiz Halil Şef'e bağlanalım. Bakalım günün tatlı önerisi neymiş, onu dinleyelim. Halil'cim merhaba, iyi misin? Merhabalar Nilgün Hanım, iyi misin, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Göründüğüm gibi, nasıl görüyorsan öyleyim. İyiyim yani. Her zaman gibi çok güzelsiniz. Ah canım benim de. İşte bu lafı işitmek için bu lafları soruyorum sana zaten. Canım benim, ne yapacaksın bugünkü? Tatlın nedir bakayım? Önerin ne? Bugün sizlere böyle çocukluğumuzdan gelen bir lezzet olan damla sakızlı muhallebi yapacağım. Oo, yıkılsın. O zaman akşam bu muhallebiyi alırım ben senden. Tamam, olur tabii, tamam, ki de, her zaman. Güzel. Tamam. O zaman sonunda bağlanacağım tekrar sana. Hem de tamam, bunu nasıl yaptığını anlatırsın insanlara ya da nereden öğreneceklerini de söylersin. Tamamdır. Migros TV sitesinden ulaşabilirler. Hı. Benimle birlikte yapmak isteyenler Migros TV sitesinde videolu tarifi var zaten. Tamam. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek teşekkürler. Üzere. Hoşçakalın. Hoşçakal. Efendim, konuğum gelecek şimdi birazdan. Konuğuma bağlanacağım. Çok dobra bir kadın. Onunla konuşmak gerçekten çok keyifli. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok iyi bir müzisyen, çok iyi bir yorumcu, çok iyi bir oyuncu. Sevgili arkadaşım Yeşim Salkım. Yeşimcim, geldin mi? Merhaba, geldim. Merhaba, iyi misin arkadaşım? Nasılsın? İyiyim.
İyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İyiyim işte. Evden bunu, bu yayınlarla böyle sizlerle birlikte oluyorum. Hep sevdiğim dostlarım ve arkadaşlarım zaten konuk oluyor bana. Onun için çok mutluyum ve memnunum. Senin için... Seni sevmeyen yok zaten bu ülkede. Ben daha Nilgün Belgin'le ilgili negatif hiçbir şey duymadığım için ve seni çok yakın tanıdığım için çok teşekkür ederim. Olsun. Hem sana hem Migros ne diyelim, yarın bayram. Bugün Arife bildiğim kadarıyla. Evet, bugün Arife. Ramazan'ın son günü. Ramazan'ın son günü, ne güzel bir ayı da tamamladılar. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Teşekkür ediyorum. Ayrıca senin çok büyük, önemli bir özelliğin var. Çünkü benim bugün son programım. Ramazan boyunca yaptım bu sohbet programı. Ve sen benim son konuğumsun. Canım arkadaşı. Ya Yeşim, senden bahsederken dobra bir kadın diyorum. Çünkü bütün ülke, gerçekten herkes, bütün kadınlar senin nasıl dobra olduğunu, bütün insanlar özü sözü bir olduğunu, her sözünü söylediğin zaman arkasında durduğunu, arada bir kızdığın zaman da sözlerini hiç esirgemediğini herkes gibi ben de biliyorum. Senin hiç sessiz kaldığın dönemin oldu mu? Tabii ki çok uzun süre, hatta 2001 hiç unutmuyorum, 2001 Kasım'ında gittim, yani hayatımda bir takım değişiklikler başladı. 2002'nin Şubat ayı itibariyle gittim ve 2005 sene sonra geldim. Nereye gittin affedersin, ben kaçırmışım orayı. Paris'e gittim. Ha, orada yaşadın. Evet, orada yaşadım, orada evlendim. Evet. Orada yüksek lisans yaptım. Okudum aynı zamanda. Gizem'i de götürdüm. Gizem de orada okudu. Sonra tabii ki her ay gelip gidiyordum ailemi görmeye ama evet. Hani mesleki olarak her şeyi böyle bir bırakıp suskun bir şekilde öyle bir 5 senem var. Sonra da Seher Vakti dizisiyle tekrardan geri döndüm Türkiye'de. Çok hani oyunculuğu yeniden evet. Yapmamı istedikleri için böyle gidip geldiğimde bir albüm çıkartmıştım. Okan Bayülgül programına katılmıştım. Oradan da işte çıkışta beni aradı yapımcı falan, yönetmen. Dediler ki ya biz çok istiyoruz sizi. Gelecek misiniz Türkiye'ye? Orada yaşarken hem burada çekim yaptım hem oraya gittim. Ama hani bir uzun bir süre, 5 sene orada bir sessiz olduğum dönem var. Sonra geldikten sonra da yine bir 5 yıl kadar, yani toplamda bir 10 yıl hiç konuşmamışlığım var. Şimdi acısını bol bol çıkarıyorum diyorsun. Yani aslında ne var biliyor musun? Hiç içine atmak hiç iyi değilmiş değil. Değil. Sen iyi tanıyorsun. Değil, hiç değil. Hiç değil. Ben çok, yani duygularımı çok belli edebilen bir kadın hiçbir zaman olmadım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani kameralar açıldığı zaman biliyorsun, yalnız geldi. O kameralar açıldığı zaman böyle elim ayağımı dolanır. İşte nerede neyi yanlış yapacağım, nasıl söyleyeceğim. Çünkü çok korku dolu bir 10 yıl geçirdim. Şunu kapatayım, çok özür diliyorum. Tamam Canico, peki. Hemen burası çünkü bir böyle... Peki Yeşim'cim, bir şey soracağım şimdi, benim kafam karıştı, çözemedim de kendim için soruyorum, seyirciler de öğrensin. O Paris'te hangi evliliğinle ilgili gittin? Hakan'dan boşandıktan sonra Uzan'dan, orada yaşayan, turizmle uğraşan Arben içliğinde bir evlilik yaptım. Ha, tamam. Onu, herkes bana söylüyor. Yani bak aslında senin. Aslında yani öyle bir tesadüf oldu ki, hani ben oraya zaten gidecektim. Tesadüfen de onunla tanıştım zaten. Orada yaşıyordu. Zaten Hakan'la evlilikte de sen bir uzaklaşmış mıydın, yoksa sektörün içinde miydin tamamen? Ben seninle yani karşılaşıyordum hep o aralar, hatırlıyorum. Tabii. Sektörün her zaman içerisindeydim. Yani hep albümler yaptım. Ben 2001 yılında Vefa Borcu albümünü çıkarttım. Türk Sanat Müziği albümü, 19 şarkılık ve o sene en çok satanlardaydı. Aslında müzik yaptım ama konserler ve tabii ki hani bir karşındaki bir patron eşi olmak, sen de çok iyi biliyorsun, bir yerin patronunun işi, yani tabii CEO'nun ki. Eşi olmak ve patronun eşi olmak, öyle canın istediği gibi, hani burası Amerika değil. Ya da burası Avrupa değil. O daha dikkatli davranıyorsun. O yukarıya göre davranılıyor yani. Evet. O hani o adamın bulunduğu yere göre davranıyorsun tabii ki. Aynen öyle. Peki. Yani öyle yaşamak zorundasın, öyle davranmak zorundasın. Öyle mesleğim, yani mimar olsan bu kadar göze çarpmaz.
Ama mimar dahi olsan orada kuralları var. Onunla yaşamak zorundasın. Ki ben bir de müzikle uğraşıyordum. Hepten yandım yani. Peki sana bir şey soracağım. 5 evlilik yaptın değil mi sen? 5. Yani normalde aslında 4 evlilik yaptım. Gizem'in babasıyla biz formalite. Çünkü ben zaten hamileydim. Üniversitede okuyordum. Nikahsız doğum yapmak o zamanlar 90'lı yıllarda Türkiye'de çok hani ben yapardım da Türkiye buna alışkın değil. Evet, sen çok kurallar var ben tabii. Ben yapardım, aynen. Benim ailem de buna karşı çıkmazdı ama yine de çocuğum için 13 günlük bir kısa bir nikah sürem oldu. Hani çok evlilik yaşamadığım için onu evlilikten tabii ki sayamıyorum. Ama tabii bir imza atmaksa evet bir 13 günlük bir imza attım. Peki bu evlilikler içinde seni en iyi hissettiğin evliliğin hangisi oldu? Ya ben yani kendini iyi hissettim. Ya şöyle söyleyeyim yani ben biz evlilik kadınıyız. Yani evlilik dediğim hani biz böyle çok flört hani gezelim, eğlenelim 3 ay 4 ay sonra başka bir aslında çok feminist bir karakterim var benim. Fakat çocuk olunca işin içine çocuk girince bir de aile hayatını sevdiğin zaman yani o adamın senin yanında veya aileni sevdiklerinin yanında bir titre olsun istiyorsun. Halbuki bu çok olmalı mı? Hiç gerekli değil. Ama sen aile seven bir kadınsın. Ben bakıyorum evet, yaşam biçimine. Çocukların, annen, evet, aile seven birisin. Onun için tabii evliliğe aynen daha yatkın oluyorsun. Annemin de çok baskısı vardı Nilgün. Annem de biraz beni hep böyle kontrol altında tutardı. Annemin bu konularda ben çok baskısını gördüm. Yani işte erkek kardeşim var, işte babanın çevresi var, sen... annem benim başlı başına şarkıcılığımı, oyunculuğumu bir kenara kaldırıp yeşim olarak gördüğü için, annem olarak gördüğü için yani bu böyle olmaz. Erkek arkadaş ne demek, flört ne demek durumlarına giriyordu. Biz ama anneler çok... böyledir. Anneler hep çocuklarının evet, bir düzgün evliliği olsun, mutlu olsunlar, çocukları olsun. Anneler böyle bakarlar. Benim de annem böyleydi. Yani mesela evet, üçüncü evliliğimde hiç istemedim. Ama annem o kadar istedi ki evlenmemi. Sonra ona evlenip de haber verince kızım çok teşekkür ederim dedi. Yani aynen, anneler evet, anneler böyle. Peki Yeşim'cim sen 90'lı yılların çok içinde oldun değil mi? 90'lı yıllar başka evet, bir yıllar. Tabii ben 88 yılında başladım Nilgün. 88 evet, yılında hem konservatuvar hem Melahat Fars'ın öğrencisiydim. Hem de Turan Yükseler'in aynı zamanda Turan Hoca'yla başladım ben çalışmaya. O dönemki reklam cıngıllarını okudum. İşte Nülüfer'in albümünde vokal yaptım, Nükhet'in albümünde vokal yaptım, Zerrin'in albümünde vokal yaptım. Mesleğe aslında hem okuyup hem de oradan başladım yani biraz nasıl oluyor. Hem alaylı hem okumuş tarafından. Dolayısıyla da 90'da da tamamen şarkı söylemeye amatör aslında çok profesyonelce değil. 93 yılı itibariyle de albümüm çıktı. Aslında hani 88'den bu yana kadar ben bir fiil şarkı söylüyorum. Ben Yeşim Salkım adı olunca birkaç yer hatırlıyorum. Mesela küfede çıktın sen değil evet, mi? Ben evet, küfe evet, yıllarını evet, hatırlıyorum. Hep seni dinlemeye gelirdik. Evet. Üçüncü eşimdi sanıyorum. Evet. Onunla. Biz seninle böyle üçüncü eşim, ikinci eşim, birinci eşim. İsimlerle değil şeyler, numaralarla. Onunla hep seni dinlemeye gelirdik. Sonra Akrep Nalan olurdu, sen olurdun. Aynen. O küfe Aykut Kutlayer'in yeri miydi? Aykut'un tabii yeri tabii, miydi? Aykut'un yeriydi. Hatta oranın hikayesi şöyle. Ben Maxim'den kovulduğum zaman evet, Akrep Nalan'a gittiğimde bendeki hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Çok zor günlerimdi. Yani paramı alamamıştım, kıyafetlerim içeride kalmıştı. Çocuk var, annem var. Ve bir de hayallerim var ve bir anda yıkılmış. Yani Maxim'de astrolist olmak istemiyorum. Astrolistliği reddettim ve bir takım şeyleri reddettiğim için bir anda ben işsiz kalmıştım. Akrep Nalan'a gittim küfeye. Kapısını çaldığında hiç unutmuyorum. Böyle gel bakayım yanıma dedi. Oturdum. Çok kötüydüm. Ağladım biraz. Gözümden böyle yaşlar geldi. Akrep çok iyi bir kadındır Nalan. Çok. Dosttur yani. Vicdan ve merhamet duygusu. Çok. Evet, vicdan ve merhamet duygusu taşımayan kadın erkek fark etmiyor. Hepsinden uzak kalmayı seçtim artık. Çok iyi yaptın. Ve bana dedi ki sen dedi burada söyler misin dedi. Ben dedi Bodrum'a gideceğim. Benim Bodrum'da dedi, o zaman yeni almıştı evini. Bir de böyle kırmızı bir arabası vardı. Evet. Şurada köpeğini böyle koyan böyle arabayı kullanıyor. Dedi ki ben gideceğim sana orkestramı da bırakırım.
Aykut'la da konuşmuşlar ve burada şarkı söylemeye başladım. Hiç unutmuyorum, Nisan ayıydı. Nisan ayı itibariyle ben orada iki buçuk ay şarkı söyledim. O gündür bugündür ne Aykut'la ne Akrep Nalan'la hiçbir zaman Akrep'i çok fazla göremedim. Tabii ki ona vefasızlığım biraz olmuştur. Kabul ediyorum. Ama o kendini çekti zaten Yeşim'cim. Ben de Bodrum'a gittiğim zaman ah canım benim nasılsın iyi misin geleyim diyorum. Nilgün hiç çıkmıyorum evden. Uğrayabilirsen uğra hiç çıkmıyorum diyor. Yani Akrep kendini Nalan biraz geriye çekti. Yani çekti ama ben yine de vefasızlık ettiğimi düşünüyorum. Yani çok daha fazla arayabilirdim. Çok daha fazla yanında olabilirdim. Ama yapmadım. Yapamadım. Yani belki şartlar el vermedi. Kendi mücadelemin içerisine düştüm. Hani bu benim içimden gelen bir şeydi. Onu her zaman aramayı istemek ve her zaman teşekkür ederim hocam. her zaman aramak ve yanında olmak. Bu vefa çok önemli bir şey bence. Bizim dünyamızın içerisinde çok eleştirdiğim bir şeyi ben de yaptım. Akrep Nalan'ın. Şimdi karşısında. Şöyle bir şey var. Yeşim'cim biz hepimiz arkadaşız ve çok eski arkadaşlarız. Evet. Yeni tanış değiliz. Ama hiçbirimiz birbirimizle çok fazla ilgilenemiyoruz. Çok fazla arayıp soramıyoruz. Senin zor günlerinde ben bir telefonlar etmişliğim var hatırlıyorum. Hep ararsın. Ayrılırken, ederken aman Yeşim. Evet onları ararım. Ama genelde çok sık görüşemeyiz. Çünkü hepimiz bir yaşam mücadelesi içindeyiz bu hayatta. Öyle. Özellikle İstanbul gibi bir şehirde çok fazla görüşemiyoruz. Peki sana oradan dostluktan geldiğin için söylüyorum. Bizim camiamızda dostluk var mı? Yok yani şimdi babam benim bir şey söyler Nilgüncüm. Der ki bir insanla tanışık olmak ayrı bir şeydir. Bir insanla arkadaş olmak ayrı bir şeydir. Bir insanla dost olmak ayrı bir şeydir. Belki eskiden hani bundan 30-40 sene önceki hayat şartları ve insanlara baktığın zaman daha az bir hayat gayesi, mücadele, ekmek artık şu kadar olmuş, herkes oradan bir parça almaya çalışıyor ama bazen bunu yaparken de o kadar vicdansızca ve sadece hani o hümanist tarafını bir yere kaldırarak yapıyor ki, halbuki benim rahmetli anneannem derdi ki, Allah bir insanın rızkını keserse artık canını alacaktır derlermiş. Şimdi ben dostluğun çok derin bir duygu olduğuna inanıyorum. Çok derin bir duygu olduğuna inanıyorum. Benim dostum diyebileceğim bir mesela Seda Akay var. Deli Mavi'nin yazısı. Aa canım benim. Seda'yı biliyorum. Hayatımda. Evet. Mesela arkadaşlarım diyebileceğim işte sen varsın. Mesela benim her başıma bir şey geldiğinde ben her zaman senin telefonunun çaldığını. Evet ararım seni. Ayşegül'ün aradı. Yani bir takım isimler var. O isimler benim hep ayrı bir gönlümde. Yani bilirsin ki onlar sahici dostlardır. Bir de böyle yalancı dostlar var. Senin aynen mutsuzluğunla öyle. Beslenen dost ayrı, mutluluğunla aynen. Beslenen dost ayrı. Günümüzde maalesef aynen. İnsanlar birbirlerini mutsuzluğuyla besleniyorlar. Ben buna çok mutsuzlar çünkü. Çok evet. Bir de kendi hayatlarından çok başkalarının hayatını yaşamaya meraklılar. Hep başkalarının hayatıyla. Bir dönüp maalesef. Kendi hayatlarını yaşasa insanlar belki de orada mutluluğu bulacaklar diye düşünüyorum ben. Aynen katılıyorum. Peki hayatım müzik sektörünü bu dönemde nasıl buluyorsun? Müzik sektörü yani senin zamanındaki müzik sektörüyle şimdiki sektör çok mu farklı oldu? Neler değişti? Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bak. Söyle. Ben çok gerçekçi kadınım biliyorsun. Biliyorum. Ve hani insan ben hep 10. köy diye bakıyorum artık kendime. Çünkü insanlar maalesef artık doğruları duyduklarında şaşkınlık içerisindeler. Evet. O kadar çok kandırıldılar ki. O kadar çok yalan dolanla bu dönemi geçirdiler ki. Şu lafı sadece Türkiye'de ya da işte bizim gibi bir takım ülkelerde duyarım. Kart sahibi yakınımdır. Nerede torpilin varsa. Ama sanatta torpil olmuyor Yeşim'cim. Sanatta çok zor torpil. Yapma yahu. Sesin yoksa nasıl şarkıcı olacaksın? Hayatım ama yapma sen tiyatro. Yani bugün ülkenin geneline bakıp da 100-150 bin 200 bin lira para alanların eğer şurada canlı canlı söyletip de o makinalar haricinde hadi bakalım bir dönülmez akşamın ufkundayız okutun.
kendimi de ortaya koymazsam da olur. Çok haklısın. Tiyatro da böyle bir şeydir. Her yerde oynarsın. Tiyatro er meydanıdır. Orada sahneye çıkıyorsan aynen, tamamdır denir. Aynı sizin işteki evet, gibi. Evet. Onu konuşurduk ya seninle de evet, konuştuğumuzda. Orası er meydanı. Sen evet, eğer iki tane sazla çıkıp da orada cayır cayır okuyup da şurasına insanların dokunmuyorsan, burada konser yapsan ne olur? O kostümleri giysen ne olur? Hiç. Bir gün önceden saçını başını, yani kürkümedir o durum. O yüzden yani ne olacak o zaman? Yattığı yerde ters dönsün Pir Sultan Abdallar. Yattığı yerde evet, ters dönsün bizim bütün ozanlarımız, aşık veysellerimiz. Yattığı yerde ters dönsün Müzeyyen Senarlar. Habiyet Yüce Sesler. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle çok bir CD'yle önünde dört tane dansçıyla buradan efil efil verilmiş vantilatörlerle ben şarkıcıyım diyemezsiniz. Ben şarkıcı bir babanın kızıyım ve bunu kabul etmiyorum. Sen bir de konservatuar Türk Sanat Müziği bölümü mezunusun. Yani geçmişinde de evet. Yani bu ben niye okudum? Ben neden Türk Müziği okudum? Ben neden usul solfej okudum? Usul kudum velveleleri okudum, Türk müziği nazariyeti okudum, ben neden müziği biliyorum, ben nota okuyabiliyorum da sen arkadaş imkanın olmayabilir de ama eline para geçtiğinde, imkanın geçtiğinde git öğren ya. Bak ben şöyle bir yarışma seyrettim Nilgün, gözlerim yuvalarından fırladı benim. Ortada Bülent Ersoy oturuyor, sağında ya Müslüm oturuyor ya Orhan abi, tam hatırlamıyorum, Müslüm baba birisi. Bu tarafta Gülben Ergen oturuyor, bu tarafta birisi oturuyor. Ve oradaki iki kişi notaları bilirken, notayı bilmeyen insanı bir ses yarışmasında, bak bir ses yarışmasında jüri diye oturtuyorlar. Bu ama belki o başka bir şeye bakıyordur. Hani sahnede duruşuna falan öyle mi? Ona mı bakıyordu acaba? Olur mu canım öyle şey? Sahnedeki duruş başka bir şey. Onu sahnedeki duruş o Bülent Ersoy'dan daha iyi kimi öğretebilir? O da doğru. Ya da Müslüm Gürses'ten daha iyi kimi öğretebilir? Jüri demek bir bütün demektir. Sese de bakarsın, notayı da bilirsin. Ben ona örnek verdim veya başka yarışmalardan bahsediyorum. Şimdi bütün bunlar dolayısıyla beşeri ilişkilerle oluyor. Şimdi ben bugün bir Türk Sanat Müziği konseri verdiğimde repertuarımda 600 şarkı varsa ve her makamdan ve her sesten okuyabiliyorsam ve halen birileri benim kapımı çalmayıp da bana Türk Sanat Müziği konseri verir misin demiyorsa bu benim ayıbım değil, onu yapanların ayıbıdır. Bunlar i̇nsanlar şimdi bana ezber bozmuyorlar. Hayır evet, ezber bozmuyorlar. Onu söyleyeyim sana. Ya, ezber. Çünkü insanlar ezber yapmışlar. Beni de dramada oynatmıyorlar mesela. Çünkü ben komedyen olmalıymışım. Gülüp eğleniyorum. Ne ilgisi var kardeşim gülmekle, eğlenmekle? Sana da pop şarkıcısın diye Türk Sanat Müziği okutmuyorlar gibi ezber bozamıyorlar evet, gibi geliyor bana. Ama bu da kusura bakmasınlar da onların cehaleti. Cehaleti ben evet. Okurum. Ben halk müziği de okurum. Ben sanat müziği de okurum. Ben caz da okurum, blues da okurum. Çünkü aynen, ben müziği okudum. Müzisyensin sen. Şimdi, yani ben müzik okumuş bir kadınım. Nasıl bunları, zaten bunları sen kulvarlara ayırdığın gün Türkiye'de işte sesliler ve sessizler, yani ünlüler ve ünsüzler diye ikiye ayrılıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve ayrıca benim görüşüm bir oyuncunun, senin gibi bir oyuncu zaten komedide, komedi oynamak çok zordur. Komedyen. Komedi oynayan dramın ablasını oynar. Komedyenin içinde zaten her şey var. Yani Meryl Streep de komedi de oynar, dram da oynar. Ne yapıyorsun evet, sen orada? Buraya ada gelmiş bana yaptığı resmi gösteriyor. Bak, çok şeker. Bak. Ada ne haber? Nasılsın Ada? Ay canım benim. Aferin sana. Aferin sana. Sen evet, diyorsun ki bir röportajda diyorsun ki ben kariyerimi düzgün yönetemedim diyorsun ama anneliğimi çok güzel yönetiyorum ve yapıyorum. Evet. Nerede evet, hata yaptın kariyerin konusunda sence? Beşeri sen ilişkilerimde. Öyle... Beşeri ilişkilerimde. Mesela ben şey bilmem. Ben politika bilmiyorum. Yani ben birinin aynı masaya oturduğumda gerçekten ben benimdir, o da odur. O bana benim için her şeyi söyleyebilir. Beğenmediği taraflarımı usulünce beni eleştirebilir. Ben de onu eleştirebilmeliyim. Fakat insanlar bunu sevmiyorlar. Ve ben hep şunu gördüm. Rahmetli Fikret Şeneş bana demişti ki, yeşim kimseyi borçlu bırakma. Hayatta hiç kimse borçlusunu sevmez.
Ben bu dünya camianın içerisinde o kadar çok insanı borçlu bırakmışım ki beni her gördüklerinde geçmişlerini hatırlıyorlar. Ben bugün bana yazdıkları zaman Yeşim Hanım niye konser vermiyorsunuz? Yeşim Hanım bayram programında niye ekranda yoksunuz dediğinde yazacak kelime bulamıyorum. Neden yokum? Çünkü ben patronla beşeri bir ilişki kuramadım. Bu işler bütün dünyada da acaba böyle mi oluyor yoksa bize ait mi bu ilişki işleri? Yani, bilemiyorum tabii. Oscar töreninde de böyle şeyler oluyor mudur mesela? Bilmiyorum hiç. Bilmediğim yerler. Yani bence tabii ki kulis her yerde vardır ama orada Sezar'ın hakkı Sezar'a her zaman verilir. Kategorilez etmeden birilerinin işte yapım şirketi hadi bakalım o olsun bu olsun demeden ben ondan ne kadar daha çok acaba para kazanırım ya da işte ben ondan alacağım yüzde ne kadar hesabına girmeden gerçek müzisyenleri rafa kaldırdılar ama bak şimdi 90'lar diye çıldırıyorlar. Çok siz güzeldi, 2000'den sonra çok müziği mahvettiniz dediğimde herkes benim üstüme çullandı. 2000'den sonra milenyum yılında Barbara Streisand bir konser verdi ve müziği bıraktığını açıkladı. Las Vegas'ta bir konser verdi ve müziği bıraktığını açıkladı. Kadıncağız görmüş zaten çünkü orada da müzik değişti. R&B'ler, hip hop'lar, onlar bunlar garip garip bel altı konuşmalar, bel altı sözler. Bizimkiler burada dinliyor da anasına küfrediyor farkında değil. Ben şimdi 90'lara döndüğüm zaman yani o müziklerin tadı şimdi göremiyorum yani o 90'lar unutulur yıllar değil. O kadar önemli ki sadece müzikte değil, aşkta, sevgide, birbirine olan ilişkide, dostlukta, her şeyde. Yani o eskileri. Peki sen şansa inanıyor musun? Yani insanın şansını kendi yarattığına mı inanıyorsun mesela yoksa? Yani Nilgün'cüm eğer sadece şansla olsaydı. Bu anlıktır. Yani şansı yaver gitti derler. Belli bir süre ortalıkta olur ve sonra gider. Tabii ki şans da olmalıdır. Hani oyunculuğun %50'si beklemek, %50'si de şu an iyi bir rol gelecek, elinizi tutacak da gibi. Ama tabii ki şansa inanıyorum. Tabii ki çabaya inanıyorum. Sana çok samimi söylüyorum. 30 senedir o kadar çok mücadele ettim ki ve her kulvarda mücadele ettin. Ben bunu çok iyi bilirim. Tek başına olursan, arkanda kimse olmadığı zaman ben bunu çok iyi bilirim. Bu mücadelenin tek başına bir kadın olarak nasıl yapıldığını. Bir kadın olarak 5 yıl yaşadığım, 6 yıl yaşadığım bir evliliğin bedelini 24 senedir ödüyorum. 24 yılımı aldı bu bedeli ödemek. Ve şarkı söylemek istediğimde veya işte oyuncu tiyatro yapmak istediğimde ya da herhangi bir şeyde o kadar çok yaşadım ki önümün kesilmesini, yerime başkalarının gelmesini, onu da ne yapacak? Benim peki hayatında o evlilik olmasaydı daha mı kolaydı senin yaşamın? Tabii ki daha kolaydı. Bana bunu zaten ağzıyla itiraf etmiş bir o dönemki bir eşim var. Keşke benimle evlenmeseydin dedi. Seni bu kadar yaralamazlardı. Yani sen benim diğerleri gibi sevgilim olarak kalsaydın bu kadar üzülmezsin dedi. Ve ben çok ağır ödedim o bedeli. Bir evliliğe evet diyerek. Ve dünya üzerinde de bunun en güzel örneğini Maria Carey'de görebilirsin. Bak Sony'nin başındaki adamla evlenmişti. Kadın ayrıldıktan sonra kadını resmen yok ettiler. Ve her seferinde toparlanmak için çok büyük bir mücadele verdi. Pişman mısın? Bence. Evlendiğim için pişman mıyım? Şu anda biraz erken karar vermiş miydim? Öyle miydi? Tabii ki. Yani ben ne yaptım dedim. Ben zaten ilk gün dedim onu söylediğimde. Ama aslında olay o değil. Olay ne biliyor musun? Hepimiz bir şeyler yaşıyoruz. Ben bir kadınım. Ben de bir anneyim. Ben de bir insanım. Benim de bir annem var. Ve ben de çalışıp onlara bir gelecek sağlamak için uğraşıyorum. Yoksa çok kolay yolları seçebilirdim. Ben de pek çok iş adamının kapısını çalıp, pek çok CEO'nun kapısını çalıp, pek çok tanıdığım, bildiğim kadın erkek güçlü kesimin kapısını çalıp bana şu konuda destek olun dediğimde eminim bana destek olurlardı. Öyle ya da böyle bir şekliyle. Ben bunu seçmedim. Ben kendime çok acı çektirdim bu konuda ve şöyle yaptım. Hayır, ben babamın kızıyım. Ben babam gibi dik duracağım.
Ama tek başına onurlu yaşamanın başkalarının desteğinden çok daha güçlü bir tarafı var. Onun için kendin güçlü oluyorsun. Yani başkalarının desteğiyle zaten sana çok açık söyleyeyim gözümüzde görüyoruz. Çünkü az bu sene değil ben de 44 yıllık oyuncuyum neler gördüm. Başkalarının desteğiyle belli bir süre kalabiliyorsun bir yerlerde. O destekler çekildiği zaman yok olup gidiyorsun ama sen tek başına güçlüysen, tek başına bir işinde başarılıysan bu uzun süre bak hala yeşim salkım olarak karşımda duruyor yani. Tabii ki ama bu bana çok büyük bir tümör ve bir kanser olarak geri döndü. Maalesef çok geçmiş olsun ama her şey geçti değil mi? Evet, benim hiç yabancı düşmanım olmadı. Hepsiyle bir kahve içmişim. Evet. Peki şimdi nasıl bakıyorsun? Şimdi nasıl bakıyorsun hayata? Yani şu anda nasıl bakıyorsun? Oradan aldığın tecrübelerle en azından mutlaka insan eksiltmişindir hayatında. Ben çok yaptım o bahar temizliğini. Yani tabii, gerçek iki kişi olsun, üç kişi olsun ama gerçek olsun diye. Sanıyorum sen de onu öyle yaptın. Yani ben iki tane Allah bağışlasın evladım var. Bir tanesi işte 9 yaşında ve onun da babasıyla ayrıldığım için. Onun da babasız büyüdüm. Öbürü zaten çok zor, çok gençtim ve o zamanını görmedi. Ve biz çok ikimiz bir yolda yürüdük. Benim umudum ve benim gerçekten gerçek kahramanımdır Gizem. Hayata bağlanmak evet, için. Evet, çok da iyi bir annesin sen, görüyorum. Çok iyi bir annesin. Elimden geldiğince, yani bu camianın içerisinde bütün annelere saygım var. Sen de öylesin. Annelik çok kutsal bir duygu. Evet. Kendimize hani böyle şey yapabileceğimiz bir duygu değil o. Ben iyi, en iyi anneyim diyebileceğimiz bir duygu değil. Hayır. Hiçbirimiz böyle bir şey demiyoruz ama. Çok saygısızlık ederiz. Evet. Ama şimdiki kahramanım da Ada. Allah bağışlasın, çok da güzel bir kız. Onu çünkü ben Instagram'da seni takip ettiğim için adım adım büyüdüğünü gördüm yani. Evet. Sen biliyorsun onun işte nasıl büyüdüğünü ve gerçekten Ada'ya her baktığımda ne zaman vazgeçsem, ne zaman ağlasam, çok ağladığım günler oldu. Yalnız başıma çok ağladım. Ben öyle birilerinin yanında ağlayamam. Çok yalnız hissettim. Çok bankalara gittim, krediler çektim. Elimde, avucumda ne var yoksa sattım. Ve sadece yaşayabilmek ve geçinebilmek için. Ve bir şekilde ayakta kaldım. Hiç kimsenin kapısını çalmadan, hiç kimseden borç Peki bütün bu zorlu dönemden nasıl yaralarını iyileştirerek çıkabildin? Nereden güç aldın? İşte gene hep çocuklar oldu. Çünkü ben hani Gizem zamanında da şey demiştim. Yani ben kendimi nasıl öldürebilirim diye bir gün sabaha kadar düşündüm demiştim. Yapma ya. Gizem daha 11 yaşındaydı. Ve hani hakikaten düşündüm biliyor musun? Sabaha kadar oturdum ve dedim kendimi nasıl öldürebilirim acaba? Peki bu zorlukları sen mi seçtin? Sen mi seçiyorsun bu zor yaşamı acaba? Yok yani şöyle söyleyeyim, zor yaşam derken onurlu ve gururlu durmak, zor bir yaşamı seçmekse evet. Çünkü ben hayatımdaki erkeğe de gidip yalvarmam. Ben hayatımdaki erkeğin bana yapacağı küçücük bir yanlışta ben arkamı döner giderim. Ben çocuklarımın babalarına aşık olarak onları dünyaya getirdim. Hep aşk evliliği miydi? Onu soracaktım, sen söyledin. Tabii ki. Çünkü hani bir tanesi çocukken ve daha elinde mesleği yoktu, askerden yeni gelmişti. İkimizin de 5 kuruş parası yoktu ve ondan bir çocuk dünyaya getirdim ve çok zor şartlarda büyüdü. Diğeri de gene aynı şekilde sen biliyorsun hani oyunculuk ve tiyatroculukta tutunmaya çalışan bir adamla evlenip gene aynı şekilde. Eğer insanların kafasında kurguladığı gibi bir kadın olsaydı mutlaka ben de hani çocuğumun geleceğini garanti altında olsun diye birini hedefleyip o insandan da çocuk dünyaya getirebilirdim. Ama ben çocuklarımı aşk pastam diye seviyorum. Çünkü
aşkın ürünü onlar. Sevginin peki, gerçek peki Yeşim'cim, o Jülide ile olan röportajını da izlemiştim ben. Yani şimdi izlemedim. O gün yaptığında izlemiştim. Çünkü Jülide'yi de beğeniyorum. Röportajınız da çok güzel olmuştu. Orada dedin ki Hakan Uzan benim katilim oldu. Ben Hakan'ın katili oldum dedin. İkinci kızının babası için. Öyle bir şey söyledin. O ne anlama geliyor? Yani sen bu Hakan'a haksızlık mı ettin diye merak ettim. O benim kendi merakımla ilgili soruyorum sana. İkinizi de tanıyorum çünkü. Şöyle söyledim. Dedim ki Hakan Uzan, adanın babası Hakan Eretik. Evet, ikisi de Hakan. Hakan Uzan için beni öldürdü dedim. Evet. Gerçekten bir. Evet, ben bunu ölene kadar söyleyeceğim. Çünkü peki düşman mısın ona? Düşman mısın ona? Hayır. Değil. Asla. Öyle bir şey yok. Anladım. Ben hatta orada sorduklarında da söyledim. Yani her zaman mutlu olmasını isterim. Her zaman. Çünkü ben intikam yani bir insan gelip de ben ettim sen etme, ben sana yanlış yaptım, özür dilerim diyorsa konu orada kapanmıştır. Ben o insanın kötülüğünü istemeye devam etmem. Evet, yüreğim de bak, Nietzsche'nin çok güzel bir sözü var. Bir insan size neler, yani bir insanın size neler yaşattığını unutabilirsiniz. Ama bir insanın ama neler hissettirdiğini unutamazsınız. Unutamazsınız. Çok güzel şimdi bir söz. Benim bunları unutabilmem o kadar kolay değil. Eminim ki benimle aynı duyguları yaşayan çoğu kadın gece olduğunda o insanları gördüklerinde ne yaşadıklarını, ama onu görür gelmez o his geri geliyordur. Evet, gelir. Ve bu hisler çok ağır hisler. Bunlar, aldatılma da böyle bizim... bir durum. Aldatıldığın zaman asla unutabilirsin yani, ama asla ne hissettiğini unutamazsın. Aynen, mümkün öyle. Değil yani, unutamazsın. Tabii ki unutuyorsun. Nasıl unutuyorsun? Tabii ki ya, ne yapacaksın, hayat bu. Geçmiş. Tabii aradan yıllar geçmiş. Her şey değişmiş. Üzerine evleniyorsun, aşık oluyorsun, çocuklar yapıyorsun. Her şey değişiyor ama bir gün... Bir görüyorsun bir şeyi ve o his sana geri geliyor. Sana geliyor, evet. O hissettiğimiz. Şimdi insanlarımızın, ben yüksek lisansım biliyorsun psikoloji üzerine yaptım. Biliyorum. Ve ben bunu neden okumak istedim? Kendimi gerçekten çok dipte bulduğum dönemler vardı. Nasıl çıkacağım buradan? İnsanları anlamaya çalışayım, onu yapayım, şunu yapayım. Kadınlarla ilgili neler yapabilirim? Kendi tecrübelerimden yola çıkıp onlara nasıl anlatabilirim? Nasıl acaba diyebilirim ki hani ben de yaptım. Ben de acı çektim, ben de üzüldüm, aldatıldım ya da aldattıysan aldattım arkadaş, yaptım hani bunu demek. Ama birazcık galiba bir başka bir şey var. Ne gün gittin, nereye gittin acaba? Ben buradayım, merak etme. Arada tamam. Bir seni tekliyoruz ki sen konuşuyorsun. Ha öyle mi? Sen canım benim, buradayım. Tamam, ay dedim bir anda ne gün gittin. Yok, buradayım. Yani aslında gerçekten... hiçbir hemcinsin için gece yastığa başımı koyduğumda, bak bu yaşa kadar bütün çevremde bilir, Allah'ım başıma da şu gelsin diye şuradan söylediğimi hatırlamıyorum. Yok, öyle bir kadın değilsin. Kızgınlıkla sen. Evet, kızgınlıkla söylemişimdir o andır. Ben çünkü çok fevri, yani ben koçmayım. Ben bir söylerim iki inerim, bir söylerim ama hiç şuradan gelmez. Sonra derim ki ben ne yaptım? Aman Yeşim kendine gel. Ya bak laf boğum boğum. Orada da işte bu söylenir miydi? Bazen bir de bu çok 10 yıl çok zor geçti. Hastalık bir taraftan. Evet, hastalık o çok yani onu hatırlatmak istemiyorum sana ama biliyorum yakinen çok geçmiş olsun ama şimdi... Halen saçlarım çıkmadı. Yerine saçlarım gelmedi daha. Yani ben çocuğumun her yüzüne baktığımda her başım koyuyor ve ben ameliyatımda 2 ay sonra eşi gitmiş bir kadınım. Yani, evet. Hani, o günlerin çok acıydı. Onları biliyorum. Yani o ayrılık yani, zamanına denk gelmesi falan çok acıydı onlar. Evet, çok haklısın. Yani bu kadarını hak etmemiştim. Bu kadar hiç kimseye bir kötülük yapmadan salt dürüst olduğum için, yüreğimde yaşadığım her şeyi olduğu gibi paylaştığım için maalesef ki kaybettim. İyi bir insan olduğum için,
dürüst olduğunu. Ama sen çok sevilen bir insansın. Kadınların göz bebeğisin. Herkes seni çok seviyor. Çünkü o kadar sahtelere alışkın ki insanlar. Sahte görünümlü, sahici olmayan, gerçek olmayan insanlara. Bir iki tane gerçek insan görünce sıkı sıkı sarılıyor. Biliyor musun insanlar? Anlıyorlar kimin gerçek, kimin yalan olduğunu. Yani hepsini anlıyor insanlar. Peki aşka, aşkı nasıl tanımlarsın? Birazcık tatlı tatlı şeylere geçelim. Aşkımızı tanıtalım. Yani ne geldiyse başımıza biliyorsun, aşktan geldi. Ama aşk da yani güzel bir bir duygudur. Ama, herkesin yaşamak istediği bir duygudur yani aşk. Ama işte bu aşka kafayı bu kadar bozacağımıza, bu özel hayata bu kadar kafayı bozacağımıza daha ben görüyorum mesela. Aşkı hiç ağzına almamış o kadar çok starlar var ki bizde. Ama çok mutsuzlar. Starları bilmem ama tabii. Aşkı ağzına almayan, aşk yaşamayan insan bir kere tecrübe sahibi olmaz. Bir kere hayatın o güzel halini anlamaz. Çok mekanik yaşar. Aşk çok önemli bir duygudur. Ya sen tabii ki çok önemli bir duygu. Güçlü duran bir kadınsın ama duygusalsın çok. Değil mi? Tabii. Ben tabii çok hassasım, çok duygusalım. Aşkı da çok seviyorum. Ve aşık olmayı da seviyorum. Aşkın bir kadını en güzel şekilde beslediğine inanıyorum. Kesinlikle. Hayatım, yani hayatımı aşka da kapatmak gibi de öyle bir derdim de yok. Aşık mısın? Evet. Bunu gözlerinden, tavrından, her şeyinden ben hissediyorum. Yani ilk kez bir müzisyenle kendi mesleğimden. Bak benim yoluma anladım. Geldin Yeşim. Aynen öyle ve beni anlayan, birlikte müziği paylaştığımız, çok güzel şarkılar yaptığımız, bu korona yani Covid-19 süresince biz bayağı bir 3-4 tane şarkı yaptık. Küçük bir stüdyo kurduk evde. Birlikte çalışıyoruz. Aklı başında düzgün işini yapan, yeri geldiğinde öğretmenliği, müzik öğretmenliğini yapan. Ne güzel. Yeri geldiğinde bana müzik öğreten. Benim hem orkestramın da şefi. Birlikte bir yola çıktık. Bunun adı aşk mı, dostluk mu, yol arkadaşlığı mı? Hepsi içinde. Hepsi içinde. Evet. Yani el ele verdik. Benim gerçekten bu bestenindeki yaralarımı sardı. Benim hiç inancım kalmamıştı. Biraz beni yeniden inandırdı. İyi insanların da var olduğuna. Bak, insana her zaman ne kadar bulutlar olursa olsun güneş bir yerden çıkar. Evet. Peki bugün duygulandım ben. Ama öyledir, hayat böyledir hayatım. Hayatın içinde hüzün var, sevinç var, mutsuzluk var, mutluluk var. Sırf mutlu olsan da keyfi olmazdı. Sırf mutsuz olsan da çok. Bak, ama böyle sana bir şey söyleyeyim. Söyle. Tam hani yalnız işte adayı büyüteceğim de ya ben yalnız başıma ölürüm. Yalnız kalırım artık bundan sonra. Öyle gider bu hayat dediğim sırada, hiçbir hesap kitap yapmadığım sırada bir adam girdi hayatıma ve işte aşk tesadüfleri sever. Aşk tesadüfleri sever. Önce arkadaş, aynen aşk tesadüfleri seviyor. Önce arkadaş olarak girdi. Sonra birbirimizi tanıdık ve iyi oldu. Şu anda benim ruhuma iyi geldi. Süper. Müziğime çok iyi geldi. Nereye kadar hiçbir hesap kitap yazmıyor. Ya aşkta hesap olmaz ki zaten. Hayatım aynen. İlişkilerde hiç hesap olmaz. Evleniyorsun, aynen. Ayrılıyorsun. Hiç ayrıldığını düşünerek evlenmez ki insanlar. Bu tabii işlerde ki, hesap yok. Reçetede yok, hesap da yok. Peki birlikte müzik yapacak mısınız bana? Yaptık. Şarkılar yaptık. Şimdi burada yapamayız. Şu anda. Ama herkes istiyor senden. Yok deli maviydi, yok oydu buydu. Bir sürü şey var, istek var. Ya, yap artık bir şey arada. İçinden arada geleni yap. Ben öyle arada mırıldanırım sana şimdi. Yani şimdi mi söyleyeyim hemen bir tane, öyle mi istiyorsun? Bir tane söyle, sonra devam edelim. Yordum seni yani, tamam. Araya müzik koyalım diye. Tamam. O zaman 96 yılında Sedat Can yazmıştı sözlerini ve ben bu şarkıyı çok severim ve her gerçekten zorlukla hayata tutunmuş ve hayatın içinden çıkan bütün kadınlara ithafen bu şarkıyı ben söylemek istiyorum. Sözleri de Seda Akay'ın, bestesi Tamer Yılmaz'a ait bir şarkı bu. Şöyle küçücük hemen söyleyeceğim. Tamam. Hadi hazırlan, eskileri terk etme.
Hadi hazır yüreğim, yenilenip fark etmeye. Ver kulağımda ayak, sesinde biliyorum. Yola çıktım çoktan, yoktan geliyorum. Hadi hazırlan, eskileri terk etmeye. Hadi hazır yüreğim, yenileri fark etmeye. Ve kulağın ayak, sesinde biliyorum. Yola çıktım çoktan, yoktan geliyorum. Çok güzel. Bak, aşka doğru giden bir kadın bu. Yola evet, çıktı, aynen, yeniden aynen geliyor. Tam günümüze uydu evet. Şimdi bak. Bu senin bu son evet, haline evet, çok uygun şarkı oldu bu. Aynen öyle. Yani şu çok olmalı ya. Biz mesela kadınlar birbirimizi her anlamda desteklemeyi bilmemiz lazım. Bir kadın aşıksa, bir kadın işte boşanıyorsa, bir kadın evliliğinde sorunlar yaşıyorsa, ne olursa olsun bu sosyal medyada gördüğüm çok ağır şeyler var. Yani sürekli Dünya Kadınlar Günü'nde bütün hazırlanan şeyleri alıp böyle atasım geliyor, biliyor musun? Sahtekarsınız diyesim geliyor. Sahte ve yalancısınız. Doğru konuşmuyorsunuz diyesim geliyor. Çünkü hiçbir kadının bir kadını böyle yaralı bırakmaya hakkı yok. Sosyal medyaya baktığın zaman aşık olan bir kadın gördüklerinde altına yazılan yorumlar veya ayrılan bir kadın gördüklerinde, şimdi belli bir takım tabularımız var. Bunlara tabii ki dikkat etmemiz. Ama troller çok bu işte. Hayatım, sosyal medyada sen ne dersen bir şeyini bulup laf edecek bir sürü troll insanlar var. Ya da biri sana düşman birilerinin tuttuğu insanlar evet var. Yani bunlar aynen çok öyle, onun aynen için bunlara ben hiç ama aldırmıyorum çok, yani. Aldırma ama sen hayatım, de. Hayatım çok içler acısı değil mi? Yani sen bir kadın olarak hem cinsine bunu yapmak için troll olmayı kabul edip bir de bunun üzerinden para mı kazanıyorsun yahu? Soysuzluk. Evet. Yani başka senin, ne olabilir? Hani şunu sormak istiyorum. Nasıl bir ailede yetiştin ve mesleğin mi yok? Yani hani bir insanın biz demiyor muyuz çocuklarımızı okutalım? Kız çocuklarını okutalım. Ne oldu o kampanyalar? Kız ama çocukları güçlü hayatta olsun. Unutma ki hayatta iyi insanlar olduğu kadar maalesef kötü insanlar da var. Ben eskiden genç kızken hiç kötü insan yok. Herkes çok iyi zannederdim. Sonra yaşadıkça ben de zannettim. Yok, sonra yaşadıkça öğrendim ki gerçekten kötü insan var. Yok değil. Evet, sen, hayatta. Evet, sen oyunculuk da yapıyorsun ve de çok keyifli evet, yapıyorsun. Evet. Tiyatro evet yaptın. Hatta dizi yaptın. Evet. Hatta bugün Metin Zakoğlu benim arkadaşım seninle bir dizide evet oynamış. Ay, yine anlattı. Ah şey şimdi şöyle. Sinema filminde oynadım. Sinema filminde pardon. Ha, dizi diye karıştırdım benim, demek ki. Benim 7 tane dizim var. Ay, gene 7 tane sinema filmi çektim ben. İşte şarkıcıyla Altın Portakal aldım 2000'de. Ben seni tiyatroda da izledim. Eşki aynen, yani müzikalde yaptım. Müzikalde izledim. Tiyatroda evet yaptım. Şimdi bir Cahide Songun Hayatı geldi. Onu bir okuyordum. Bir iki tane de dizi projesi geldi. Galiba bir tanesine sıcak bakıyorum. Eğer şartlarda anlaşırsak onu kabul edeceğim. Artık önümüzdeki sene biraz dizi de yapmak istiyorum. Tiyatroda yapmak istiyorum. Yap yani. Şarkı evet yapıyorum. Madem ki evet, oyunculuğun da var, yap bunları tabii. Niçin? Evet. Benim nasıl evet, ek evet ben oyunumda şarkı söylüyorsam sen de ek iş olarak bunları yapabilirsin aynen yani. Anladın aynen mı? Hep birbirine aynen yakın meslekler bunlar çünkü. Ya tabii ki, bir de hani şöyle bir şey var. Hani ya Yeşim'in, ben geçen sene İstanbul'da geline girmiştim biliyorsun. Biliyorum. Çok da güzel olmuştu. Evet, çok güzel olmuştu ve ben birden hani çok özlediğimi fark ettim. Ay, işte devam etmek istiyor musunuz? Dedim ki yok, şu anda istemiyorum çünkü konserlerim çok yoğundu. Geçen sene gerçekten güzel konserler yaptık biz. Dizi ama de biliyorsun çok uzun süreli çekilen bir iş. Dizi o meşakkatli bir iş dizi. Çok. Ona bağlanman çok lazım günlerini falan her şeyi. Aynen. Aynen öyle. O yüzden şimdi artık önümüzdeki sene Eylül'den itibaren hani 2-3 tane proje var. Ben en çok sevdiğimden birine evet demeyi düşünüyorum. De, nasıl? Seyirci de seni değil özledi, mi? Görmek ister. Peki oyunculuğu seviyor musun?
Yani çok. Şarkıcılık mı oyunculuk mu demeyeceğim yani. Şarkıcılık o asıl mesleğin de. Oyunculuktan çok keyif alıyor musun? Altın portakalın bile var senin. Ya şöyle yani çok tabii ki çok keyif alıyorum oyunculuktan. Yani ben bir kere bağımsız bütün film çeken genç arkadaşlarımıza çalışmak istedim. Eğreti Gelinledik de öyleydi. Onda, mesela onunla da bir ödül aldım ben bir festivalde Kütahya'da. Oyunculuğa çok 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 ayrı bir gönül veriyorum ama şarkıcılık benim için bambaşka bir şey. Çünkü ben orada anlatamadığım ve söyleyemediğim her şeyi şarkılarla bütün duygularını oraya aktarıyorsun aynen. Çünkü aynen değil mi? Öyle. Çok da iyi. İşte aynen. İyi yorumcu olmak böyle bir şey. Şuramdan söylemezsen hiç at aynen. Kendini çöpe. Değil mi? Aynen öyle. Yani ben gerçekten kendimi sadece şarkılarda anlatabildim. Bunu biliyorum. Yani başka hiçbir yerde kendimi anlatamadım ve bütün repertuarıma da baktıklarında o repertuar inan bana başlı başına beni anlatıyordur. Çünkü ben sadece kendi şarkılarını söyleyen bir kadın değilim. Kendi müzikal kariyerimde 22 tane albüm yapmışım. Ve bu 22 albüme baktığın zaman da oradan çok iyi hitler de çıkmış. Ama ben keyif aldığım ve okumayı sevdiğim bütün şarkıları söylüyorum. Biliyorum da albümlerde de çok hit şarkıların var. Kolay yakalanır bir şey değil bunlar. Tabii fırsatları değerlendirdin mesela... mi sen fırsatları? Bir de onu sorayım. Yani gelen fırsatları hepsini değerlendirdin mi? Yoksa ah be keşke bunu nasıl kaçırdım. Benim mesela oldu öyle bir iki tane şey. Öyle mi? Yani oldu tabii yani orada kafam basmadı. Halbuki onu yapmalıydım dediğim bir şeyler var. Olabilir insanız yani. Benim böyle iki tane yani... hatırladığım bir proje vardır öyle. Yani senin şöyle, var mı? Şöyle ben yok ben elimden geldiğince bana gelen her şeyi kabul ettim. Çünkü değerlendirdim çünkü başka bir şansım yoktu. Benim öyle bir lüks bir yaşam bir mesleki kariyer sunulmadı benim önüme son 20 senedir. Onun için ben önüme gelen her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. O yüzden de hani dedi insanlar 90'dan bu zamana kadar var olabildi. İyi ki oyunculukla devam etmişim ki sahneye çıkamadığım sürede ben 3 sene 150 bölüm iş çektim mesela. İşte çok önemli. O da onu besliyor. Evet. Orada başka bir kanaldan besleniyorsun. Aynen. Burada başka aynen bir kanaldan besleniyorsun. Peki ya şimdi aynen 20 yaşına şu aklınla, bu şeyinle, duruşunla ve yaşamışlıklarınla 20 yaşına ne derdin? 20 yaşın gelse karşına. 20 yaşındaki Yeşim'e mi ne derdim? 20 yaşındaki Yeşim'e ne derdin? Evet. Çay koy yeniden başlıyoruz derdim. Benim hayat mottom. Yani benim hayat mottom bu. İşte bana hep diyorlar ki onu yaptık işte olmadı. Bunu da yaptık. Ya diyorum çok ünlü bir filozofun sözü işte bu diyorum ben. Ne yapacağız usta diye sormuşlar. Çay koy yeniden başlayalım. Peki aynen, bu hayat sana, hayatın sana öğrettiği en önemli tecrüben nedir? Bütün bunların hepsinin içinde hayat sana ne bunu öğretti? Hayat gerçekten anda kalındığı zaman güzel. Biz hayatı çok ciddiye alan varlıklarız. Bu kadar da ciddiye almasınlar. Çünkü başı ve sonu zaten belli. Yani bir yerden biniyoruz ve bir yerde iniyoruz. O yüzden evet, bu kadarcık bu biniş ve inişin arasındaki o ince çizgide acaba değdi mi diye bir şeyleri düşünmek yerine neleri de yapamadım kendim için diye düşünmek çok daha önemli. Yani nerede eksik kaldım kendim için, çocuğum için, ailem için, sevdiğim için, hayatımda kendim için neyi yapmadım demek çok daha önemli. Şu koronada bile, seni evet mutlu edecek anları erteleme diye bir şablon var önümüzde koronada bile. Evet. Koronadan şimdi sonra. Şimdi bunu o kadar. Evet. Şimdi farkındaysan değil mi? Ne kadar çok öğrendik bildiğin. Evet. Ben küçücük mutlulukların kıymetini öğrendik. Ne kadar yani büyüklermiş meğer. İnsanlara dokunmak istiyorum. Arkadaşlarıma gördüğümde ki biz hani böyle sarılan, öpüşen, böyle Akdeniz o sıcaklığı olan bir milletiz. Ve gerçekten komşusunun başına bir şey geldiğinde haldır haldır koşturan, bu pandemi zamanında şu anda baktığımızda insanlar çok zorluklar çekiyorlar.
maddi çok. Manevi zorluklar yaşıyorlar. Ne yapıyoruz? İşte taşın altına elimizi koyalım diye. Elimizden geldiğince, ben kendi adıma söyleyeyim, yapıyorum. Belki burada çok dinlendirmiyor olabilirim. Çünkü zaten bizde... bunlar dillendirilmemek üzere yapılır. Evet. Yani buradan zaten, verirsin, evet. Buradan alırsın ama bunlar dillendirilmez. Evet. Bizde bir şeyleri çok abartarak söylemek maalesef. Onu bırakalım da reklamcılar yapsın. O bizim işimiz değil. Çok o zaman doğru. O reklama dönüyor. Ama ben yaptığım şeyleri kendi vicdan rahatlığımla yatabilmek için yapıyorum. Hani bir tane deniz yıldızı da kurtarmış olsam çocuğuma baktığımda İşte diyorum ki bugün ada için yaptım aslında ben onu. Peki Yeşim, hayatın bir film olsaydı dram mı olurdu, komedi mi olurdu ve adı ne olurdu filmin ya da şarkısı hangi şarkı sözü olurdu? Hayatım bir film olsa, zaten hayatım bir film. Benim hayatımın filmini çekmek çok istiyorlar. Biliyorsun kitabı da yazıyorum ben. Çok merak ediyorum. Onu da soracağım. Kitap ne zaman çıkıyor? Evet. Ama önce bunun cevabını evet. Ver. Arkadan kitabı söyle. Tamam. Benim hayatım film olsaydı eğer, valla biraz herhalde trajikomik bir şey olurdu. Evet, trajikomik olurdu. Gerçekten. Doğru. Trajikomik. Yani hadi canım, bu kadar yıl da senarist yazmamıştır dedirtirdim yani. Gerçekten. İnan daha çünkü anlattıklarım ve anlatamadıklarım diye bir kısım var ki belki ben %20'siyle ancak bu kadar içimi boşaltabildim. Hayatım bir yazmayı düşünüyor musun? Hayatını yazmayı mı düşünüyorsun? Kitap neyle ilgili? Yani kitabın konusu evet, ne? Evet, biyografi biyografi yazıyorum. Bu Patti Smith'in Çoluk Çocuk tadında bir kitap olacak bu. Aslında daha çok hani masalımsı bir tatta. Yani bir kadının yaşam içerisindeki mücadelesi. Orada aslında Yeşim salkımı yok. Orada küçük bir kız çocuğu var. Bir Yeşim var. Ben Yeşim'i anlatacağım orada. Bir onu okusunlar önce istiyorum. Kitap öyle bir kitap olacak. Şarkıya da gelince Yalnızlık Senfonisi benim son bir 10 yıldır kendime söylediğim ve hadi gelin üstüme korkmuyorum dediğim en güzel şarkı. O beni çok güzel anlatır. Evet, o güzel bir şarkıdır. O galiba hepimizi evet. Güzel anlatan bir şarkı. Bizim gibi. Aynen öyle. Bizler gibi kadınları. Bizler gibi kadınları. Evet, bizler gibi kadınları en güzel anlatan şarkı bence o. Peki kitabın konusu, kitaptan film olabilir mi? Oradan yola çıktım demin, onu olur. Düşündüm. Olur. Tabii ki. Çünkü öyle... Olur. Öyle bir tatta yazıyoruz ki hatta yapılmış yani biz basımı yani yayın eviyle de öyle konuştum ben. Onlar da çok arzu ettik. Gerçekten çok acayip, çok güzel bir kitap çıkabilir. Yani hani böyle film tadında çok güzel bir böyle efendim, kitap. Çünkü kitabı filme uyarlamak zordur ya. Filmi bazen hani böyle bakarız. Biz bu kitap böyle. Ama değişiklik mesela, yapıyorlar tabii. Fi kitabında evet, mesela evet. Çok değişiklik vardı. Filme uygularken farklı şeyler, seyirciyi çekmek için farklı yöntemler uyguluyorlar biliyorsun. Aynen. Ama benim kitabım öyle olmaz gibi geliyor bana. Çünkü gerçekten ne zaman bitecek? Ya şöyle bir şey var. Gerçekten bitirmek çok istiyorum fakat olmuyor, bitiremiyorum. Çünkü demek ki halen işin ucunda yazılacak, bekleyen şeyler var. Yani mesela ben şimdi işte bitirmiş olsaydım bu kitabı, şu andaki yaşadığım süreci, şu andaki yaşadığım bu manevi duyguları, işte hayat arkadaşımı, birlikte işte yaptığımız şeyleri anlatamayacaktım. Çünkü ben son 5 senedir hiçbir şeye inanmayan bir kadındım. Hele ki bir erkek tarafından bana gelebilecek hiçbir samimiyete, hiçbir güvene tamamen kırılmıştı her şeyim benim. Ama bana yeniden iyi insanlar olabileceğini, bu iyi insanların bana sahip çıkabileceğini, bana bakabileceklerini hastalandığımda. Ben hastalandığımda ilk kez bir adamın elinden çorba içtim biliyor musun? Ah canım benim. Ama bunlar çok insani duygulardır. Evet, çok insani şeyler. Parayla pulla ölçülmez bunlar. Karşılığı asla, para pul değildir. Evet, aynen evet. Öyle. Yani, çok iyi anlıyorum. İlk kez uyandığımda bir insana söylemeden bana kahvaltı hazırlayıp getiren bir adam var.
İşte o Yani kadar önemli ki sevdiğim bunlar. şeyleri yapan ya da işte beni kırdığı zaman affedersin canım ya biraz gergindim özür dilerim diyebilen böyle insanları bulmak lazım. Bu insani duyguları taşıyan insanların varlığını unutmuştum ben. Böyle insanlar yok zannediyor demek ki. Ne Yani olursan ol, istersen çok iyi bir iş adamı ol, istersen çok büyük bir şöhret aynen. ol, istersen müzisyen ol. Ne olursan ol, önce insan ol. En önemli şey Aynen, hayatta bu. aynen, Önce aynen. insan Ve benim olman. ve bizim Ve hepimizin, bizim bir gibi erkeği kadınların seçerken o adamın kalbine ve vicdanına bakmak gerekiyor aslında. aynen. O kadar güzel bir şey söylüyorsun ki vicdan bir insanı insan yapan en önemli olgudur. Kadını da erkeği de ve biz gibi kadınlar, sen, ben de bizim gibi kadınların aslında tek ihtiyacı olan vicdan ve şefkattir. O Kesinlikle. şefkatin ve o vicdanın yani senin gözünün feri gittiğinde özür dilerim canım böyle demek istememiştim diyen bir insan. Biz bunu annemizde ve babamızda, kardeşimizde, çocuğumuzda zaten sık sık yaşarız. Ama bir yabancının sana bu duyguyu hissettiriyor olması ben şöyle bakıyorum Nilgün'cüm hep diyorum ki yola çıkarken yanınıza aldıklarınıza dikkat edin. Sizi yarı yolda bırakmasın. İşte en önemlisi bu. Çocuklarımıza, Evet. kızlarımıza, Aynen. gençlere bunu söylemek gerekir. Yola çıkarken yanınızdaki insana dikkat edin. Çok önemli. Aynen Peki öyle. Yeşim, Aynen. hiç sahnede rezil olduğun bir şey oldu mu? Böyle ay olur Şarkı. yani böyle. Ya şöyle Bir dakika, mesela ben bir şey şarkı. söyleyeceğim. Instagram'da bizim yayınımız bitti. YouTube'da devam ediyoruz. Haberiniz olsun sevgili Aha. izleyiciler. Evet, dinliyorum Evet. seni. Şöyle ben mesela bir iki kere şarkı sözleri ben unutmam ama şarkı sözlerini unuttum. Yani bir Yazılı anda değil mi çık diye. önünde? Önünde yazılı Yok ben olmaz mı? yazmıyorum. Ha, Hayır ben hiç öyle yazmıyorsun. çıkmam. Yani Ha. benim önümde bir böyle hani o şey yoktur. Hani Hani sayfaları çevirirsin, görürken. bakarsın Aynen falan. yani sayfaları çevir ya da bu telefonun büyüğünden hani önlerine koyuyorlar Ha. oradan böyle şey, isim vermiyorum işte onlardan yoktur. Hani geçsin geçsin gibi. Ondan sonra ben şarkıları hiç ezber yani benim hep aklımdadır şarkı sözleri. Ve bu yıllardır böyleydi ve babam çok şaşırırdı. Sen nasıl ezberliyorsun bütün bu şarkıları? Bir kere duyuyorsun diye ama görsel hafızam çok kuvvetli. Yani ben absolut Duygunla ezberliyorsun sen. Bence Aynen. duygularınla ezberliyorsun. Herhalde öyle. Mesela ben tiyatroda da hani zor ya ezberlemek. Ama Ama ben mesela çok çabuk duyguyla ezberlerim. ezberlersen düşün olayı. Bak tiyatroda da hep bana soruyorlar. Olayı ezberlerim ben. Olay nasıl olmuş? Onu beyninde tuttuğun zaman o laflar zaten hazır bir şekilde gelir sana. Değil Ama mi? papağan Değil gibi mi? evde ezberlersen hiçbir şey hatırlamazsın. Çok zor. Ha Zor işte olur. söylediğinde zaten hani durumu anlatan şey. Durumu Değil mi? anlatan. Sen Ha, evet. durumu Durumu anlar. hissedersen Evet. o durumda sana sözleri geri Laflar getiriyor. Hemen kendiliğinden gelir. hatırlayır. Evet. Aynen. O yüzden Rezil hani olduğun bir iki yer kere de şey. unuttuğun zaman ne oldu? Orkestra kurtarır sizi ama. Ya şöyle orkestra kurtarıyor genelde ama mesela ben direkt hop pıdır pıdır zıttırız oradan uyduruyorum falan. O Bana beni bak. yapıyor bak. Eskiden Seyirci şeydi nereden ya. bilsin? Seyirci Ya nereden sonra da seyirciye bilsin? şey diyor. Ya ne işte bir de biliyor bazı sözleri biliyorlar bazılarını da bilmiyor. Zaten bizim insanımız o kadar tatlı ki oradaki nakaratı ezberliyor. Gerisi olsa da olur olmasa da olur durumu var. Nakarat Doğru, aa doğru. bazen diyorlar şurada sözü atlamıştınız. Ya hadi ya gerçekten aman boş ver. Ya da şarkı bitiyor söylüyorum diyorum ki ben burada diyorum şarkı sözlerini uydurdum. Haberiniz olsun o şarkı sözleri böyle değildi. Ay Yeşim, çok güzel bir sohbetti. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben Harika. teşekkür ediyorum. Sen de mutlu Ben oldunsa, teşekkür ediyorum. seyircilerimiz de çok mutlu Çok olmuştu. mutlu Çünkü oldum. seyirciler Evet. sahici, gerçek şeyleri çok Evet. seviyorlar. Aynen Yani öyle. Aynen öyle. böyle şeyleri değil de olduğu gibi gerçek insanları Yok seviyorlar. Ama öyle. şimdi sen benim için Deli Mavi'yi mırıldanacağım ve öyle Tabii bitireceğiz. ki mırıldım. Çünkü yarın da Tabii bayrama ki. giriyoruz. Öyle neşeli Aynen. Bu bitirelim arada yani. tabii ki. Bu arada sana çok teşekkür ediyorum. Sen çok özel bir kadınsın. Çok özel bir insansın benim Canım çok hayatımda. teşekkür ederim. Ve Migros TV'nin bütün kıymetli izleyicilerine, çalışanlarına, emekçi kardeşlerime, tüm Türkiye'ye şimdiden hayırlı bayramlar dilemek istiyorum ben. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsın.
Nilgün. Canım benim. Sen her zaman var o. Tamam. Ben de tekrar çok teşekkür ederim. Hemen böyle minik bir Deli Mavi söyleyeyim. Tamam, bunu benim için. Ben olan. Çok severim tamam. Bu şarkı için. Senin için olsun. Tamam. Peki. Eski ve yırtık ve solgun ve durgun ama duvarımda bak atamam sevdalı resimleri. Ah zamansız eridik, tükendik neden böyle apansız kimlere? Yenildik ve eskidik. Son bakışın duruyor gözümde. Bir alev gibi deli mavi. Son gülüşün duruyor gözümde. Çok sevenlerin deli hali. Söz sana yemin, sana söz. Ay kıyamam. Gör bayım yalansa, değmedi değmez gözüme başka renkte iki göz. Sana yemin, sana söz. Kör olayım yalansa, değmedi değmez yüzüme başka renkse iki göz. Başka renkse iki göz. Başka renkse iki göz. Canım benim, ağzına herkes. Sağlık. İşte budur. Teşekkür ederim. Yani bir yorumcuysan, şarkıcıysan işte ne müzik var ne bir şey var. Ritimle şarkı söylemektir iş işte. Çok teşekkür mutlu ediyorum. Oldum Yeşim'cim. Seni tamam, seviyorum. İyi bayramlar diliyorum. Sana aşkımla uzun bir mutluluk diliyorum. Çünkü sen amin, bunu hak inşallah ettin. İnşallah sana da. Tamam, mutlu öpüyorum. Bay bay canım. Bay bay. Evet sevgili izleyiciler, şimdi bizim Migros şefimize bağlanıyoruz. Bakalım bize ne tatlısı getiriyorlar. Ama çok keyifli bir sohbetti. Ben biraz etkisinde kaldım şarkının da. Merhaba Halil'ciğim. Merhabalar, ben de seyrettin etkisinde mi kaldım. Bizi? Çok şarkımızı keyifliydi. Dinledin mi? Tabii ki de sizin en sevdiğiniz şarkı. Ne oldu, yine nasıl gitti dinlemem? Sesi? Ay yok, benim kulaklığım gitmiş. Aa, benim kulaklığım nerede? Aa, benim kulaklığım gitti. Nazara geldik yahu. Genelde evet, bugün son yayınımız değil mi? Üzülüyorum ben böyle sonlar olunca. Halil buldum buldum. Buldunuz evet. Mu? Tamamdır. Evet buldum. Nazara geldim Halil'ciğim. Olsun o güzelliğinizden. Canım benim, ne yaptın sen söyle bakalım şimdi. Bakayım elinde. Bugün hemen şöyle. Ya hemen alıyorum uzatıp elimi. Hemen. Gece üzerine yenebilir böyle... o hafif bir tatlı. Evet, üzerine de hemen böyle file Antep fıstığını da ekledim. Şu şekilde süsledim. Migros TV sitesinden ulaşabilirler bu tarife. Ve ayrıca biz bayram için Migros TV YouTube kanalında çok güzel tatlı tarifleri hazırladık. Hem sütlü tatlı tarifleri var. Hem de inanılmaz lezzetli bir baklava tarifimiz var. Oradan da bakıp yapabilirler bu tarifleri. Süper, harikasın. Halil'cim senle tanıştığıma da çok sevindim. Bugün biliyorsun benim son programım. Evet, ben de öyle. Sana da yolun açık olsun. Güzel güzel yemekler, bol bol tatlılar yap. Çok mutlu oldum seni tanıdığıma. Çok teşekkür ederim canım. Yine birlikte oluruz zaten Migros çatısı altında, ne demek? Oluruz her zaman. Ben Migros ailesindeyim zaten. Onlar benim Migros ailemdir. Her zaman, ne zaman isterlerse her zaman birlikte olurum. Senle de birlikte oluruz. Çok teşekkür aynen. ediyorum. Sevgili Migros TV izleyicileri, sağ ol canım benim. Sevgili Migros TV izleyicileri, biliyorsunuz bayram boyunca yaptığımız sohbetlerden umarım hoşlanmışsınızdır. O sohbetlerin de sonuna geldik. Buradan hepinize, bizi izlediğiniz için sevgili Migros'a çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda benim beni kırmayıp da bana konuk gelen bütün değerli sanatçı dostlarıma, arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, neşeli bir bayram diliyorum. Hoşça kalın. En önemlisi sevgiyle kalın. İyi bayramlar.